Herkese merhaba, herkese selam tekrardan. Kanalıma ve Yapmayı Övgü'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hazır Aralık ayına girmişken 10 tane yılbaşı film önerimi paylaşacağım. Bu aylarda içimizi sımsıcak eden yılbaşı filmlerini izlemek bence çok keyifli oluyor. Ve ben de o yüzden 10 tane yılbaşı filmi önermek istedim sizlere. Umarım keyifle izlersiniz. Birinci filmimiz Evde Tek Başına. Adından da anlaşılabileceği üzere bir çocuğun evde tek başına kalmasını anlatıyor. Daha detaylı konusundan bahsetmem gerekirse ailesinin baş karakterimizi evde unutması ve tatile çıkması üzerine yılbaşında evde tek başına kalan baş karakterimizin evi hırsızlardan korumaya çalışmasını anlatıyor. Ve izlerken kahkaha atmaktan filmi doğru düzgün izleyemiyorsunuz bile. O kadar eğlenceli ve böyle içinizi sımsıcak eden bir filmdi. Ve bu film aslında çok eski. 1990 yılında çıkmış. Ve hem eskiyi izlemiş oluyorsunuz, hani o eski zamanları, hem de yılbaşını görmüş oluyorsunuz. Ve bu ikisi birleşince bu mükemmel, efsanevi film ortaya çıkmış oluyor. O yüzden eğer ki bu yılbaşı filmlerinden Evde Tek Başına filmini izlemediyseniz ilk izlemeniz gereken film bu. İkinci filmimiz Bir Şans Daha. Kadın baş karakterimiz olan Kate hayatında bir sürü yanlış karar vermiştir. Ve hayatı da çok iyi, parlak değildir. Ve yılbaşında da bir dükkanda elf olarak çalışmaya başlar. Ve tam bu sıralarda da erkek baş karakterimiz olan Tom'la tanışır. Ve erkek karakterimiz kadın karakterimizin hayatında çok ama çok değişik bir etki bırakır. Yılbaşı filmleri gibi tatlı ama sonu böyle çarpıcı olan bir filmdi. Aslında ilk bakıldığında klasik bir yılbaşı ve aşk filmi gibi bakabilirsiniz. Ama sonu yüzünden benim hem yılbaşı filmlerimin arasında hem de normal filmlerin arasında favorilerimde. Favorilerimde olmasının bir sebebi de kadın baş karakterimiz en sevdiğim oyunculardan biri oynuyor. Eğer ki bu filmi de izlemediyseniz kesinlikle bir şans verin. Üçüncü filmimiz The Princess Suite. Umarım adını doğru okuyabilmişimdir. Bir yanda pastacı olan kadın karakterimiz, diğer yanda da düşey olan bir kadın karakterimiz. Bu iki karakterin ortak noktaları tıpatıp aynı olmaları. Ve birbirleriyle karşılaştıklarında küçük bir oyun oynayarak birkaç günlüğüne yer değiştirmeye karar verirler. Ama tabii ki de klasik olarak bu yer değiştirme istedikleri gibi gitmez. Konusu ne kadar klasik olsa da aslında film gerçekten çok tatlı bir filmdi. Yani kesinlikle bir şans vermenizi öneriyorum. Çünkü oyunculuklar çok tatlıydı, hem de o Noel ortamı çok tatlıydı. Hatta bu filmin ikincisi de çıkmış ama daha izleme şansını elde edemedim. Ama eminim ki o da bence çok güzeldir. Dördüncü filmimiz The Night Before Christmas. Ortaçağ şövalyesi olan erkek karakterimiz bir büyücü tarafından bugüne ve yılbaşına ışınlanır. Ve bugün de yaşayan kadın karakterimiz ile tanışmaları da bu şekilde olur. Bu film de konusu klasik olan ama yine de izlemesi keyifli bir filmdi. Zaten yılbaşı filmleri böyledir. Size çok bir şey katmayacak ama yine de içinizi ısıtan ve size keyiflendiren filmlerdir. O yüzden hani yılbaşı filmlerini izlerken çok da büyük bir beklentiye girmeyin. Beşinci filmimiz Let It Snow. Yine adını doğru okuyabildiğimden çok emin olmadığım bir film. Bu film birbirinden farklı sorunları ve ihtiyaçları olan birkaç gencin kar fırtınasının ortasında kaldıkları zaman neler yaşadığını anlatıyor. Film tam bir yılbaşı artı gençlik filmi. Yani eğer hem gençlik tarzında olsun hem de yılbaşı tarzında olsun diyorsanız bu film tam sizlik. Altıncı filmimiz Neşeli Hayat. Neşeli Hayat bir Türk filmi. Konusu ise Noel Baba'nın tam olarak ne olduğunu bilmeyen bir adamın bir AVM'de Noel Babalık yapmasını anlatır. Tek istediği neşeli bir hayata ulaşmaktır. Karakterler gerçekten çok doğaldı. Hani karakterlere baktığınızda gerçekten gerçek hayattan alınmış bir yurdum insanı. Tam olarak o şekilde. Eğer ki hem yılbaşı filmi olsun hem de Türk filmi olsun istiyorsanız Neşeli Hayat'ı gerçekten çok keyifle izlersiniz eminim. Yedinci filmimiz Angelina'nın Noel'i. Yılbaşında ailesiyle birlikte kiliseye giden küçük kızımız kiliseye gittiğinde aklına küçük bir fikir gelir ve bunu uygulamaya karar verir. Tabii ki bu küçük fikri uyguladığında başını da birazcık belaya sokmuş olur. Film gerçekten çok tatlı bir filmdi ve filmin süresi sadece 30 dakika. Ve filmi gerçekten 30 dakika boyunca izliyorsunuz ve yüzünüzde çok tatlı bir tebessüm beliriyor. Eğer filmi izlemediyseniz zaten dediğim gibi sadece 30 dakika açıp izleyip böyle keyifli vakit geçirebilirsiniz. 8. filmimiz Holiday. Bu film aslında tam bir yılbaşı filmi olur mu çok emin değilim. Konusunu anlatayım, siz yılbaşı filmi olur mu olmaz mı karar verin. İki baş karakterimiz de uzun zamandır bekardır ve bu bekarlıkları sebebiyle de sürekli aile baskısı görülür. Ve baş karakterlerimiz tanıştığında bir karar verirler. Bir yıl boyunca birbirlerine eşlik edeceklerdir. Tabii ki bu bir yıl boyunca çok şey değişir. Film aslında sadece kadın baş karakterimiz için izlemiştim. Yani yılbaşı filmine tam girer mi emin olamadım ama yine de izleyip hoşuma giden bir film olduğu için bu kısma koymak istedim. Ama bu filmden gerçekten hiçbir beklentiniz olmasın. Sadece çıtır çerez bir film. Yani direkt izleyip geçebileceğiniz tarzı bir film. Üzerine düşünmenizi gerektirmez. 9. filmimiz
Noel Prensi. Noel Prensi'nin konusu, kadın baş karakterimiz bir gazetecidir. Erkek baş karakterimiz ise bir ülkenin prensidir. Ve prens çapkınlıklarıyla bilindiği için hayatında neler olduğunu araştırması için kadın baş karakterimiz görevlendirilir. Kadın karakterimiz kimliğini gizleyerek saraya gizlice girer. Yani aslında konusu çok klasik. Ama yine de yılbaşı filmi olduğu için hani böyle keyifli vakit geçirmeni sağladığı için bu listeye yine koydum. Dediğim gibi yılbaşı filmlerinden bir beklentiniz olmasın. Noel Prens hakkında söyleyebileceğim diğer şey ise bunun bir seri filmi olması. İkinci ve üçüncü filmleri de var. Onlara da bakabilirsiniz Netflix'ten yine. Onuncu ve son filmimiz Grinch. Grinch gerçekten benim hem yılbaşı filmleri arasında hem de animasyon filmleri arasında çok sevdiğim bir film. Konusundan bahsetmem gerekirse, baş karakterimiz olan Grinch, Noel'den, Noel ruhundan ve Noel kutlamalarından nefret eder. Gerçekten hiç sevmez. Ama onun yaşadığı kasabadaki insanlar ise Noel'i ölesiye seven insanlardır. Ve bu yılki yılbaşını daha da coşkulu kutlamaya karar verirler. Bunu duyan ana karakterimiz Grinch ise onların elinden Noel'i çalmak ister ve bu nedenle de Noel Baba kılığına girer. Gerçekten benim çok sevdiğim animasyonlardan, hani böyle sizden küçük bir kardeşiniz varsa onunla açıp izleyebileceğiniz türden gayet keyifli vakit geçirebilirsiniz. Gerçekten Noel ruhunu çok iyi anlatmıştı ve çok keyifliydi izlemesi. Evet, bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Yılbaşı filmleri bu kadardı. Filmler hakkında çok detaylıca konuşmadım çünkü hani zaten öneriyorum sevdiğim filmler ve zaten yılbaşı filmleri olduğu için üzerine çok da konuşmaya gerek duymadım. Eğer ki izlediğiniz ya da izleyip beğendiğiniz filmler varsa aşağı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bye bye.